Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Sevgili TikTokçum, yine bir farming simülatördeyiz ve canlı yayındayız sizle birlikte. Evet, yine bizim tarlalar oldu. Ekinler baş verdi. Onları bir kırpmamız lazım. Gerçi kontrat var mı? Bir bakalım. Sanmıyorum adam akıllı bir kontrat olduğunu ama. Yok abi, öyle almış ahır bir kontrat yok. Biz kendi arazilerimizle haşır neşir olalım bugün. Şimdi piçeri demeli bir marşa bas. Hadi bakalım, yürüyoruz. Abi makinenin tamiri de geldi ya. Ne yapacağız ya? Aletin arıza durumu da yani gitgide düşüyor makine. Bir de onlara mevzu çözmemiz lazım yani. Götüreceğiz bir de bunları tamir edeceğiz. Maddi olarak rezalet adayız abi oyunda. Farming simülatörde sevgili TikTokçum, oyunları seçerken ne yazık ki değerli farming 2022'yi gösteriyor sadece listede. 2022 yani öbürlerini göstermediği için mecbur onu seçiyorum. Ama şu an oynadığımız oyun Farming Simulator 19 arkadaşlar. FS19 oynuyoruz. Bilginiz olsun. Yani 22 değil. 22'yi seçmek zorunda bırakılıyorum. Çünkü TikTok listelerinde bu oyun ne yazık ki çıkmıyor. Evet, bizim biçer döverle ileri geri başladık. Yani bu tarla biçerdelerin kasasını doldurur mu emin değilim. Yani doldurursa da yapacak bir şey yok. Traktörümüzde römorkumuz var. Yapacak bir şey yok. Hemen römorktan aktarmasını yapacağız yani. Başka yapacak bir şey yok. Aldık. Şimdi şöyle manevramızı bir alalım. Abi iki tur gitti. 1500 küsur oldu zaten. Dur bakalım yani 3000 2 turda 3 litreyi göreceğiz gibi görünüyor. Şu arada haritayı çalıştıralım orada. Köşede ayıp olmasın. Üç tane tarlayı ekmesi biçmesi yani aslında şöyle bir şey yapabiliriz, bir tur daha çekeyim biçer döverle, ondan sonrasında şey yapabilirim aslında, ekim cihazını da getirip zaman kaybetmemek adına bir yandan da ekim makinesini de devreye sokabiliriz aslında.
Ben hemen gidip diğer traktörle ekim cihazını alayım geleyim abi o tarafa. Evet, traktörü imzaladım sayılır. Şimdi... Yani içeride ben 7 metre çekiyor, bu 6 metre, bu 9 metre miydi, 6 metre miydi ya? Neyse, o biraz orada beklesin. İçeride böyle bakıyoruz, yeşil yani arıza bölümü düşmeye başladı. Yakıt o kadar düşmedi de arızası çok düşüyor abi. Elini o kadar saat kullanmışız makineyi yani nedir abi? O kadar çok arıza yapması normal değil bu aletin. Hadi oğlum hadi. Yani tırmanma şeritlerinde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bu arada sevgili TikTok'ta izleyen değerli arkadaşlarım, seste falan bir anormallik varsa lütfen chatten yazın. Geçenki yayında ses rezaletmiş. Ben onu fark etmedim. Tamam, sen buradan bıçağı vurdun. O zaman sen de yardımcı yapıştır oğlum. Yani bu biraz daha hızlı gidiyor tabii. İçeride verin haznesi yani sanırım bu araziye yetecek öyle görünüyor. Gir bakalım. Yandaki fazlalıklara bakılırsa gelecek bir kez daha dönecek yetecek gibi görünüyor ama. Dur bakalım.
Güzel. Çekiyoruz. Geri gel. Öbürünüz traktörün durumu ne? İyi, iyi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İçeride böyle traktör hiç çakışmayacak bence. Tamamdır. Bu tarladan mahsulü kaldırdık abi. Eşitlik sayılır. Tamamen dolduramadı kasayı. Güzel. Dönerken şurayı alamamıştım değil mi ben? Öteki arazime geleyim. Yapıştır. Yabani at çıktı ama çok geç çıktı. Yani çok büyük bir para geleceğini sanmıyorum 3 tane arazide soya ettik ama
abartı bir para geleceğini sanmıyorum. Şimdi bu buradan dönecek. Bakayım %92'de tamam. Şimdi birazdan kasaya alacağız. Sonuna kadar bu sırayı gitmez zaten. Sonuna kadar gideceğini sanmıyorum ya. Şaka mı bu? Aa, vallahi bitirdi sırayı. Çok iyi. Öteki tarafta bitti bir şey kalmadı. Oraya şimdi gübreleme yapmam lazım. Şöyle bir malzememizi alalım. Şimdi malzemeyi aldıktan sonrası zaten olay abi. Hemen gübreleme tankını alacağız. Bunu bırakalım. Hızlıca gübreyi alalım abi. Birinci tur gübresini atalım o tarafa. Hadi gübreleyelim. Belki ucunda bir ucuk boşluk kalmıştır. Sıkıntı değil.
Ben buranın bir tur, ilk tur gübresini atayım abi ben. Evet, bu arazimizin birinci turu tamam. Hemen diğer cihazı hazırla. Bence ağız tadıyla bir şu kiralık makinenin işini bitirelim. Sen burada hazırda dur abi. Bir bakalım bir çerdeverin durumu ne? Hani yarıya gelmiş, biraz daha biçelim. Ondan sonra birey vereceğiz öbürüne ki bir şeye yarasın hocam. Bu arada var mı abi bir şeyler? Ya abi var da, şimdi bak hasat diyor, tamam bizim makine bunu yapar ama bu tarla bitmez. Yani bitmez. Bir de restoran noktasına götür diyor, nokta da uzak. Anamızı ağlatır bu bizim. Ondan sonra 7 numarada hasat var. Bu da restorana git diyor. 7 numaralı arazi nerede abi? Bak göstereyim nerede bak. Bak nerede gör bak. Bak burada. Buradan restorana geleceksin, buraya geleceksin malı bırakmaya. Bir de şuradan geleceksin. Yani ya ikisini de bizim cihazlarımız yapar ama çok eziyetli olur. Hani bildiğin zulüm olur yani. Evet, şu an arazinin yarısından fazlasını geçtik. Fakat ya zaten burası bu kasayı doldurmayacak. Şunu şuradan kaldırsana ya. Ya bunu şimdi pirelesem yetişir mi bir çerdevere diye düşünüyorum. Yani yetişirse de o çakıştı, yok engelledim engelledi, çile çektirecek bize burada ama acaba mı, yani düşünüyorum acaba mı, çile çekmek istemiyorum abi ya. Bak vallahi billahi yani bu çile mevzusunu istemem yani. Şimdi bir yandan da ses ayarlarıyla da oynuyoruz sürekli yani. Gerçekten çile çekmiş olmak istemem.
çile çekersek eziyete dönüyor iş çünkü yani. Zulüm çekmek yani bu oyunda çok kolay abi yani zulmetmek kendine cidden çok kolay bu oyunda. Biraz sese yüklendim, seste dengesizlikler olabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar yani ufak bir dengesizlik seste mevcut olabilir şu an. Evet. Biraz yükselttim çünkü pik noktasını. Aa çalışıyormuş bu. Yetişmez la. Hadi gönder eksin gelsin. Hadi bakayım. Mesele şimdi açtık o traktörü yardımcıya verdim ama umarım yetişmez bana ya. Şimdi dönüyoruz. Biraz geri almam lazım buradan. Buradan eşitleriz. Öbür tarafa dön lan, öbür tarafa. Heh. Yan kaldık, neyse. Tıs 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 tıs. Hadi bakayım. Traktör yetiştirmeden şu araziden bir çıksak var ya, onun numara 5 yıldız olacak.
Ulan o uçlu cücük kadar kaldı. Olacak iş mi bu şimdi ya? Onun için bir tur daha döneceğiz. Mecburen. Mikrofon ayarlarında bir tuhaflık olabilir. Biraz ayarları değiştireyim de. Çok tiz geliyor sanki sesim. Bir de yüksek geliyor benim sesim. Kendi sesimi biraz kısıyorum. Oyun sesini biraz açıyorum abi. Şuradan bir tamam. Devam. Sesim çok düştü ya. Bu arada. Bu arada değerli arkadaşlar, Furkan Öykü TV TikTok'ta var. Aynı zamanda YouTube'da da varız arkadaşlar. Furkan Öykü TV YouTube kanalında aynı zamanda bizim. Bu canlı yayını yapıyorum. Bunu bir parça halinde veya iki parça halinde artık uzunluğuna göre. YouTube kanalımızda da göreceksiniz ilerleyen günlerde. Bilginiz olsun. Tabii sadece bu oyun değil.
3 tane tarladan çıka çıka bir kasa çıkacak ha. İnsaf ya, 3 tane araziden bir de çıkar mı ya? Fena değil, burası da fena gitmiyor. Oğlum 8000 küsür oluyor. Bunun 3. Ve arkasında 3000 küsürlük bir yer var.
Gübremiz daha bitmedi. Burada ekme işlemlerine başlatalım abi. Geç bile kaldım o traktörü basmakta da neyse. Bu yiyen şey, tohumlama makinesinde mibzenin içerisinde çok bir tohum kalmıyor. Kontratlara gir bakayım ne var. Hala aynı kontratlar var. Tarla 26 şurası. Verdiği paraya bak.
şunu da boşaltayım da. Şimdi şu 18 bin verenler de tarla 4. Hasat masası bu. Bizim makineyle saatler sürer. Bakalım bitirebilecek miyiz? Ya da saatler sürmesin abi. Biz makineyi hoşaf etmeyelim. Malzeme kiralayalım. Şu an fantezideyim. Ne yapsam bilemedim. Bu araziye bizim makineler ufak. Yani saatler sürer ki bayağı bir sürer yani. 3 gün bile sürebilir. Acaba makine mi kiralasak? Hele bir beklesin. Hele şuranın ekmeği işini bir bitiriverem. Ben bir bakayım. Yaban ot muhabbetine girmiş mi? Hiçbiri girmemiş. Güzel. Bir tek bu kaldı abi. Bunun da işi bitti mi? Bizim tarladan ekim hasadı yapıldı. Tekrar ekimde olacak. Para 101 bin. Yüz küsür bin lira şey var, o lenken var mavi büyük, 12 metre falan. Ya bu ekim işini onunla yapsam herhalde çok daha hızlı yaparım ama makine çok büyük. Araziler de ufak olduğu için o cihazı çevirmek bayağı bir zor olacaktır.
İyi, yaban ot muhabbeti hala çıkmamış. Şimdi yabani ot burada çıkmadığına göre bir hızlandıracağım, bakalım çıkıyor mu? Ha, bu arada şu ekim makinesini yallah. Güzel. Kim ödemiyor zaten, tertemiz abi. Hala yabani ot çıkmadı. Çıkıp çıkmayacağını da bilmiyorum bu arada. Sadece gündüz yapacağım.